lezzet yolculuğu bu hafta Batı Karadeniz'in ormanlarla sarılı diyarı Bartın'da. Baş başıma, baş başıma, püskülü ben olayım. Turgut Usta benim aklımı başımdan almak için elinden geleni yapmış gördüğünüz üzere. Çok acayip bir sokaktayım. Çekiciler çarşısı diyorlar bu sokağa. Her sunucuya nasip olmaz yemeği böyle anlatmak. Şu an çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü hemen dibimden balık türleri geçiyor. Kapısuyu deresinde muhteşem manzaralar eşliğinde tur yapıyoruz. Malzemeler hazır. Başka kimler var, kimler var? Yemekler hazır. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Kastamonu'dan başlıyor, Bartın'a kadar devam ediyor. Fes başıma, püskülü ben olayım. Bak Turgut abi bu fes sana yakışıyor. Yakışıyor mu? Bunu çıkartma. Tamam. Turgut abicim önce merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Kuzu dolmasındaki malzemeleri sayıp kuzumuzla biraz ilgilenelim. Evet. Nasıl olması gerekir? Malzememiz nedir kuzu dolmasında? Şimdi kuzu dolmamızda işte ilk başta kuzudan başlayalım. 6 aylık süt kuzudur. Evet. Taze. Kendi kuyruk yağı. Evet. Kendi kuyruk yağı. Yanında işte iç pilavı olarak kuş üzümü, iç fıstığı, tuzumuz, tereyağımız. Bu köy tereyağısı. İç pilavı içinde pirinç. Pirincimiz, evet. Malzemelerimiz burada. Manzaramız güzel. Havamız güzel. Biz kuzuyu doldurmaya başlıyoruz o zaman. Tereyağımızdan başlıyoruz. Köy tereyağımız. Evet. Açık havada gaz görünce şimdi gaz ocağını benim de evet. Bartın'ın bir türküsü aklıma geldi ya. Onu bir patlatayım bakayım sen hazırlıkları yaparken. Boş durma abi. Boş durmamak hemen lazım. Yemek hazırlanırken, evet, diğer malzemeler eklenirken Bartın'dan içinde gaz geçen güzel bir türkü. Tarşınımız çok yarım az miktarda. Yarım kaşık koksun. Mapushane içinde yanıyor gazlar, mapushane içinde yanıyor gazlar, bayramdan bayrama da canım aman çalınır sazlar, bayramdan bayrama da canım aman çalınır sazlar. Demirde parmaklıktan a canım bakar döner ağları. Evet, malzemeler giderken güzel bir türkümüz de ona eşlik etti. Bu arada üzüm eklendi, tuz eklendi. Tarçın eklendi. Tarçın eklendi. Kavuruyoruz. Suyunu veriyoruz. Gönderelim. Pirincin üstünü geçmeyecek şekilde. Pirinci geçmeyecek. Bu yetiyor. Şimdi istirahate mi çekiliyor? Bir 10 dakika falan. 10 dakika evet. Pilavımız istirahatte. Kapağını dinlensin, yapalım. Kuzumuzla işlerimiz var. Hadi bakalım. Pilavımız pişti. Suyu gitti. Hafif diri, %20-30 pişti. İçindekiler de bir güzel pirinçlerle harmanlandı, mis kokulu bir iç pilavı. Şimdi kuzumuzu dolduracağız mı hemen? Evet. Oh güzel. Şimdi kuzumuzu doldurmaya başlıyoruz. Yemeğimiz tamam, kuzu dolmamız. Şimdi bunu yedikten sonra bir de bize tatlı lazım. Evet. Meşhur kuzu dolmasının ardından Bartın usulü sütlaç yapacağız. Çok ilginç. Malzemelerle karşınızdayız. Evet.
Sıra geldi Bartın usulü sütlaç yapmaya. Malzemelerimizi sayacağız ama malzemeler arasında şeker göremiyorum. Çok ilginç. Acaba neyle tatlandıracak sütlacı? Tamam, sütümüz var. Malzemeyi sayalım, anlayalım. Süt. Yarım litre su var, kaynamış su. Önceden kaynatmıştık, çayda devam ediyoruz. Pirinç ilave ediyoruz. Koyu pekmezi. Sütlaca pekmez atılır mı? Atılır. Neyin şeker, yerine? Şeker kullanmıyoruz. Bu ne? Bal, sırf doğal bal, bir kaşık. O da şeker yerinde. Ya? Evet. Şeker kullanılmıyor. Doğal köyden gelmiş pekmez ve aynı şekilde, aynı güzellikte bal. Bal, evet. Şimdi suyumuzu kaynatıyoruz. Pirinç. Pirincin vakti geldi mi? Geldi. Pirincimizi gönderiyoruz. Oldu galiba. Evet, bir 10 dakika oldu. Tamam bu. Yumuşadı. Yumuşadı. Yeteri kadar yumuşadı. Sütümüzü ilave ediyoruz. Ekleyelim usta. Ve? Sıra pekmez geliyor. Öyle mi? Evet. Bu söylediğin ölçü tamamına mı gidecek? Evet. Yani 3 kaşık. 2 litreye kafe. 2 litreye 3 kaşık evet. Kafe. Oo. Rengi de güzelleşecek. Bir kaşık da bal gitti. Şimdi toprak çanaklarımızı mı dolduracağız? Evet. Toprak çanaklarımızı dolduruyoruz. Ardından fırına. Turgut Usta'ya teşekkür ediyoruz ve teste başlıyoruz. Turgut Usta benim aklımı başımdan almak için elinden geleni yapmış gördüğünüz üzere. İnanılmaz güzel bir masa. Kuzu herhalde en güzel bu şekilde sunulabilir. İçinde böyle daracık bir pencereden kaburgaların arasından iç pilavını görebiliyorum. İncikler artık kendini bırakmış. Et nar gibi kızarmış. Şimdi bir daracık pencere el vurmayın inciye durumundayım. Bir daracık pencere el vurmayın inciye. O zaman pencereden içeriye biraz pilavların tadına bakacağız. Pencerede kavurgaları şu an ben görüyorum. Siz göremiyorsunuz ama göstereceğim size. Pencereyi açıyorum. Anlatılmaz yaşanır türden bir kuzu dolması. Ustamızın eline sağlık. Çok özel bir sütlaç var burada. Ve sütle birlikte başka hiçbir malzeme kullanmadan önümüze geliverdi. Sütlaçlarınızı bir de bu şekilde deneyin. Teşekkür ediyoruz Turgut Usta'ya. Sağ olsunlar. Acayip bir sokaktayım. Çekiciler Çarşısı diyorlar bu sokağa. Buradan yaklaşık oradan buraya kadar 200-300 metre uzunluğunda bir sokak. Alışveriş yapmadan geçmeniz mümkün değil. Çünkü sağınızda solunuzda inanılmaz güzel hediyelik eşyalar var. Anadolu'da peşine düştüğüm kuzuları acaba bununla kandırabilir miyim? Belki kendileri gelir ayağıma. Tandır yaparım onlardan. Köfte yaparım. Neyse. Ne hayaller, ne hayaller.
muhteşem manzaralar eşliğinde tur yapıyoruz. Hüseyin abim sağ olsun gezdiriyor beni. Bu derenin bir özelliği Kastamonu'yla Bartın'ı bölen, yani sınır olan dere. Sınırı Kapısuyu Deresi belirliyormuş. Hüseyin abime soruyorum şimdi. Hemen yine yemek derdindeyiz. Hüseyin abi, bu derede hangi balıklar olur? Bu derede sazan ve kefal balıkları var. Lezzetliler mi kendileri? Bizim Karadeniz kefali, inci kefali dediğimiz. Buraya kadar geliyorlar mı? Buraya giriyor. Havyar bırakıp gidiyorlar tekrar. Havyarları bırakıyor. Bir de havyar bırakıyor. Evet. Yumurtluyor gidiyor. Efendim, Kapısuyu Deresi'nde turistik geziler yapılıyor. Peki, ben niye dere yoluyla gidiyorum? Kapısuyu'na, yani köye muhabbet var. Tıpkı Hüseyin abimle dereden, tepeden konuştuğumuz gibi ablalarımızla da şöyle yemeklere dair bir sohbet edelim dedim. Buraya ben oynamaya geldim galiba. Kapısuyu'nun yemekleri çok güzel diyorlar. O zaman gidelim bakalım teyzelerimiz neler hazırlamış. Hoş geldik. Efendim? Hoş geldin. Hoş bulduk anacığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz Allah'a şükür. İyi dilim iyi olalım. Şimdi siz ne yapıyorsunuz burada? Yufka açıyoruz. Şimdi için, börek o. Yapacağız öyle mi? Evet, evet. Şimdi açıyoruz bunu. Evet, evet açıyoruz. Ondan sonra oraya diziyoruz. Evet, pişiriyoruz. Pişirdikten sonra. Evet. Sonra bu nasıl böreğe dönüşüyor ki? Bu mu? Biz buna yağlı su yapıyoruz. Islıyoruz biz. Yağlı su? Yağlı su yapıyoruz. Islıyoruz güzel. Arasına yumurta maydanoz koyuyoruz. Evet. Kıyma koyuyoruz. Yani nasıl istersek. Ne bulursak koyuyoruz. Döşüyoruz onu 10 tane. Evet. Börek tepsisine kızartıyoruz. Bildiğimiz börek evet. Ama yufkadan yapılıyor. Çevire çevire kızartıyoruz. Bu yufkadan. Evet efendim tüpte diyor, tavada diyor böyle 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 evet, çeviriyoruz evet, diyor. Çeviriyoruz. Annelerim burada kış hazırlığı böyle. Kızarıyor, nar gibi. Nar gibi kızarıyor. Süper oluyor. Evet, nar gibi kızarıyormuş, süper oluyormuş. Şimdi buraya geldik, tamam burada kış hazırlığı devam ediyor. Yani bunları bekletebiliyorlar da. Bayatlamayan bir şey o piştikten sonra. İstediğiniz zaman çıkarıp börek yapabiliyorsunuz onu. Ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Başka ablalarımızın hazırladığı yöresel yemekleri görmek üzere aşağı mahalleye geçiyoruz. Kolay gelsin. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Efendim, Hanife ablam fasulyeleri toplamaya başlamış bile. Şimdi teyzelerimizin yanına gidiyordum ama Hanife ablamın sözü var. Kendi ellerimle fasulyeyi toplayacağım sana güzel bir buranın usulüyle fasulye yemeği yapacağım dedi. Hanife abla nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şuradan geçerken gördüm seni. Teyzeler ileride. Baktım sen topluyorsun fasulyeleri. Evet, azıcık sana yardım edeyim. Topluyorum. Teşekkür ederim. Birlikte toplayalım o zaman. Toplayalım. Hanife ablamla birlikte fasulyelerimizi topladık. Malzemeler hazır. Başka kimler var, kimler var? Annelerim, teyzelerim burada. Böyle güzel bir manzarada iki ilimizin tam ortasında Bartın yemeklerini güzel annelerimizle birlikte size anlatmaya başlıyoruz. Önce Hanife ablamla topladığımız fasulyelerden başlayalım. Şimdi yemeğimizin adı ne? Zeytinyağlı fasulye. O kadar. O kadar. Taze fasulye yapacağız yani. Zeytinyağlı fasulye. Nelerimiz var malzemelerimiz Hanife ablacığım? Soğan, kuru soğan. Evet. Taze domates. Evet. Sıvı yağ. Evet. Tuz. Çay için birazcık şeker. Birazcık şeker. Çay için mi o? Yok. Fasulyelerin tatlandırmak için birazcık. Atacağız mı içine? Evet. Ben zannettim çay içeriz şurada. Manzara güzel, hava güzel. Bir çay yudumlarız. Çay da içeriz. Onu da içeriz. Evet. Ve topladığımız fasulyemiz. Başlayalım mı hazırlamaya? Başlayalım. Hadi bakalım. Fasulyeyi nasıl doğruyoruz? Nasıl bölüyoruz? Fasulyeyi... Kaça bölüyorsun? Bu boyutlarda mı olacak? Bu boyutlarda olacak. Bölüp buraya mı atalım? Evet. Evet, fasulyelerimizi kırıyoruz. Evet, fasulyeler hazır. Hatice ablayla hazırladık biz Hanife ablacığım. Sen de soğanı bitirdin galiba. Bu fasulyeleri şimdi şuraya alayım mı ben?
Fasulyeleri alma. Sağlıklı olsun diye dibinde yağında kavurmuyoruz. Yani ne yapacağız bunu? Fasulyenin üstüne soğanın, domatesini koyacağız. Yağını, tuzunu hepsini üstüne koyup kısık ateşte kapaklayacağız. Bu kadar? Tabii. Yapalım o zaman. Kolaymış. Yani önceden kavrulan bir soğan veya başka bir şey yok. Yok. Hepsini aynı anda gönderiyorum. Vitamini kaçmasın diyor. Birlikte evet. Pişsinler. Evet. Öyle sağlıklı olacak diyorum. Sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme. Evet. Biz de böyle yapalım yani evde. Tabii canım. Tamam. Şimdi öyle yap. O zaman malzemeyi gönderiyoruz tencereye ve pişirmeye başlıyoruz. Önce domatesleri doğruyoruz. Tuzu da attık. Pişti. Yiyebilir miyim artık? Pişmez daha. Yemiyor muyum şu an? En az yarım saat dinlenecek. O zaman en az pişecek mi? Pişip yarım saat dinlenecek ve zeytinyağlı fasulyemiz hazır olacak. Evet. Şekeri de gönderiyor Hanife ablacığım. Teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hatice teyzemin yardımlarını aldık bu yemekte. Ama o bize ne hazırlayacak acaba? Ne yemeği yapacağız? Bilmem. İlk yumurta dolması yapacağız. Yumurta dolması? Evet. Hayret ilk defa duyuyorum. Yumurtamızı ilk haşlıyor. Evet. Ondan sonra soyuyor. Hazır bu vaziyette. Tamam. Yumurtamız var. Malzemelerimizi evet. Sayalım Hatice evet. Teyzeciğim. Kıyma, evet. Karabiber, evet. Pul biber, tereyağı, tuz, maydanoz. Başlayalım o zaman Hatice teyze. Başlayalım. İlkin kıymamızı kavuralım. Önce kıymayı kavuruyoruz. Evet. Hayret ya ilk defa duyuyorum ben bu yemeği. Ben kıymayı kavuruyorum. Yumurtalar da ikiye bölünüyor. Yani dolmalık şekle geliyor. Bakalım için nasıl dolduracağız. Kıymayla kavuracağız. Tabii. Çok ilginç. Yumurtanın sarısını kıymayla kavuruyoruz. Evet. Yağ koyacağız şimdi ona. Yağ da ekleyeceğiz. Tabii. Maydanoz, yağ, karabiber. Ve nihayet bitti kavurma işlemimiz. Şimdi ne yapalım Hatice teyzeciğim? Yumurtamızı dolduracağız. Şimdi artık dolduruyoruz. Ben tavayı tutarım Hatice teyze. Hadi. Buna boşaltalım. Ben boşaltalım daha mı rahat edeceksin? Evet. Hadi bakalım. Tekrar kızdıracak o. Evet. Son yumurtalarımız da geliyor. Ardından ne yapacağız bundan sonra? Pişireceğiz, kızaracak. Neyle? Tereyağına. Tereyağıyla. Hı hı. Tereyağıyla ateşte kızaracak. Sonra hazır olacak mı Hatice teyze? Evet. Ondan sonra afiyet olsun. Afiyet olsun. O zaman biz de sana teşekkür ediyoruz. İnşallah. Az sonra masada tadına bakacağım inşallah. İnşallah. Bir de teyzeme geçiyorum. Bakayım orada neler var neler. Neler var neler. Yufka mı? Yufka. Tavuk, ceviz, yağ, fesleğen. Fesleğen mi? Fesleğen, karabiber ve pul biber. Evet, malzemelerimiz bunlar. Şimdi kırıyor muyuz? Yemeğimizin adı ne? Tavuk doldurması. Bu tavuğu mu dolduracağız bununla? O zaman o yüzden büyük bu Firdevs anneciğim. Büyük. Bunları güzelce kırıyor şimdi Firdevs teyzem. Bitti mi? Yağımızı koyuyoruz dur içine. Suyumuza, kaynar suyumuza yağımızı ekliyoruz. Evet. Şimdi yağlı suyla yufkalarımızı yumuşatıyor. Bir de teyzeciğim. Hatice teyzemden ses geldi. Sağ mutfaktan. Dönüyoruz hemen. Hatice yumurtaları kızartmaya başlıyor. Tereyağını aralarına dolduruyor. Şöyle. Onlar şimdi eriyecek onun arasında. Bundan da sönek yapalım, kenarlarına koyalım. Adı ne onun, sönek mi? İç harcı. Bunu iç harcını koyalım. Ha, artan yumurtayı da iç harcını öyle sönek mi deniyor buna? Evet. Yarısı adı sönek. İsraf yok efendim. Evet. Kapı suyunda israf yok. Onu da yok. Kenarlarına hem artık süs oluyor hem de böyle de çok lezzetli olacak. Çünkü kıyma var onda. Yumurtanın sarısı var. Bir dolu malzeme var. Evet, bu burada çiçek gibi böyle pişmeye devam ederken tereyağında biz yeniden Firdevs teyzeme bağlanıyoruz.
Oo, bayağı yumuşamış bir de teyze. Bayağı yumuşacak. Bunu koyalım. Ne ekleyeceğiz? Fesleğen. Fesleğen ekliyoruz hemen. Fesleğensiz olmaz mı bu iş Firdevs teyze? Kokması olmaz, mı gerekiyor? Olmaz, tadı olmaz. Firdevs teyzeciğim hazır herhalde. Hazır, daha kavrul yalçık. Kavuruyor musun şu an sen onu? Evet. Altı yanıyor mu onun? Yanıyor. Hayret. Evet yanıyor. Yanıyor yanıyor. Bu ne kadar kavrulacak böyle? Bir müddet kavrulacak işte. Bir müddet. Evet. Bir müddet efendim kavuruyoruz. Şimdi tavuğun karnını mı doyacağız şimdi? Tavuğun karnını doyacak. Evet, tavuğu doldurmaya başlıyor Firdevs teyzem. Tavuğun içi güzelce temizlenmiş, yıkanmış efendim. Yıkanan. Büyük bir tavuk seçilmiş doldurulacağı için. Evet. Baba yiğit tavuğumuzun içini dolduruyoruz. Bundan sonraki işlemleri soruyorum. Neler gelecek tavuğun başına? Yeme gelecek. Pişecek ama nerede pişecek peki? Bilmem muhtar nereye pişirse. Fırında mı, suyla mı? Suyuna, suyuna. Ha, şu tencere onun için. Evet. Suyun içinde haşlıyoruz ve yemek için hazır oluyor ondan sonra. Olacak. Teşekkür ederim Firdevs. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Şimdi yan mutfağa bağlanıyorum ben. Evet. Buradayım, bir şey olursa yardım edin. Tamam, oldu. Feriser teyzemle yemek yapmaya başlıyoruz. Evet. Acaba ne yemeği yapacağız Feriser teyze? Cevizli kol böreği yapacağız. Nasıl olur? Tatlı. Tatlı mı olur? Tatlı oluyor. Peki başka nasıl? O kol börekleri peynirli oluyor. Peynirli çeşitli olur, kıymalı olur. Hanımefendiler için tarifleri verelim. Cevizi toz şekerden karıştırıyoruz. Ceviz var, toz şekerle karıştırılmış. Evet. Başka? Başka un koyacağız. Evet. Ondan sonra yağını koyacağız. Evet. Yoğurt koyacağız, malzemesi. Evet. Biraz tuz atacağız, biraz da su koyacağız. Un ne için? O kadar, unu işte atacağız. İki tane farklı un görüyorum bu orada. Bu şey açmak için şey. Nişasta mı? Nişasta. Biraz unla açtıktan sonra nişastayla açacağız. Tatlı bir börek geliyor galiba. Evet. Evet. Kapusu'da güzel bir börek bekliyor galiba bizi. Feriser teyze hazırlıklara başlıyor. Hadi. Önce hamur yoğuracağız tabii ki. Önce hamur yoğuracağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Feriser teyzemize hep destek, tam destek. Buyurun Feriser teyze. Şimdi ne yapacağız? Açacağız mı? Şimdi açacağız yufkayı. Hadi buyurun, bakalım açıyoruz. Feriser teyze açtı. En azından şu üç tanesini görelim. Bunları şimdi nasıl dolduruyoruz ve sonra ne yapıyoruz? Ceviz dolduruyorum. Evet. Şimdi cevizle şekeri karıştırdım. Evet. Dolduruyorum. Yağı da kızartacağız. O kadar. O kadar. Sonra yiyebilecek miyiz? Yiyeceksiniz. Afiyet olsun. Afiyetle yiyeceksiniz. Cevizli kol böreği. Dükkan. Evet. Tarifi böyleydi. İçini dolduruyor Feriser teyzem. Ardından kızartacak ve diğer yemeklerimizin yanında yerini alacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Daha nice yemekler var. Yemekler hazır. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Kastamonu'dan başlıyor, Bartın'a kadar devam ediyor. Bayağı böyle uzun uzadıya şimdi anlatmam gerekiyor ama kısaca kendi yaptıklarımızı anlatıyorum. Ellerine sağlık tabii ki teyzelerimin. Zeytinyağlı fasulye yaptık. Tavuk dolma yaptık. Onun ürünü olan tavukları doldurduk. Ve cevizli, tatlı kol böreği yaptık. Bütün hanımefendilere çok teşekkür ediyoruz.
herkese ellerine sağlık. Deniyorum. Bakayım değil mi artık tadına diyeceğiz. Ama kes ortasını içinde, içi güzel olmalı. Hangisi? Şu tavuğu. Tavuğu mu keselim önce? Tavuğu kes, içine bak. Tamam. O zaman törenle açıyorum. Yumurta dolmasını böyle mi yiyoruz Hatice? Yumurtanın sarısının ve kıymayla birlikte sanki arasına da menemen doldurmuşuz gibi olmuş. Böyle öyle bir tat geliyor. Çok güzel olmuş karışım. Zeytinyağlı fasulyemizin tadına bakıyoruz. Bahçeden kendimiz topladık. Her ne kadar Hatice teyze yarısını Kapusun Deresi'ne atsa da... Yaptığınız her şey doğruymuş. Ben ancak doğru herhalde taze fasulye yemeği yapılır benim usulümle. Ama bu zeytinyağlı. Şimdi ben Ferisler teyzemin yaptığı kol böreğini deneyeceğim. Tatlı cevizli kol böreği. Çok güzel olmuş Ferisler teyzeciğim. Elinize sağlık. Tüm Kapusu Köyü'ne, teyzelerimize, ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsi enfes, geleneksel, en hoş lezzetlerle karşınızdaydık. İnşallah tarifleri yazmışsınızdır. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz, el sallıyoruz. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık hocam. Ben de eşlik etmeye çalıştım. Çok güzel. Şimdi güzel bir oyun oynadık ama estağfurullah. Bu oyun son 3 yıldır araştırılıyor. Hocam ve değerli kardeşlerim araştırmışlar. Bu Bart'ın erkek oyunu ya da çifte tellisi. Ve övünmek gibi olmasın, ilk kez lezzet yolculuğu için oynandı. Evet, Türk televizyonlarında. Doğru, hocam teşekkür doğru. ederiz. Teşekkür Bart'ın ederim. Halk eğitime teşekkür ediyoruz. Teşekkür Böyle güzel ederiz. Bir manzara eşliğinde Bartın'ımızın en genç oyununu sizlere sergiledik. Tabii ki çok eski ama ilk kez bizim için sergilendi Bart'ın erkek oyunu. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Yemyeşil ormanları, masmavi koylarıyla bir tabiat harikası olan Amasra, lezzet yolcularına kapılarını ardına kadar aralamış durumda. Amasra denince aklımıza çok acayip bir balık mutfağı gelir. Soslar dökerler böyle, çok özel soslar var, özgün sosları var kendine münhasır. Bir de salata yaparlar ki sevgiyle, aşkla, rengarenk. Gidelim tadına bakalım bunların. Hem onları bekletmeyelim. Buyurun.
Evet, balıkçı kasabası Amasra'ya geldik de ayağımızın tozuyla abilerim burada ummalı bir çalışması var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Abi bu dev tepsinin içinde biz ne yapıyoruz şu an? Ayıklama işleri sizden mi soruluyor? Evet, ayıklıyoruz. Hava da güzel bugün. Balıklar güzel. Deneyeceğiz, yiyeceğiz. Birbirinden güzel çeşitlerle balık hazırlayacağız. Bizim biraz çalışmamız lazım. Önce balıkları ayıklamak gerekiyor bu güzel manzara eşliğinde. Efendim, her işi ustasına teslim etmek lazım. Abilerimize kolay gelsin diyoruz. Tamam. Ben gideyim biraz balık hazırlayayım. Evet. Karnım acıktı yine benim. Her sunucuya nasip olmaz yemeği böyle anlatmak. Şu an çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü hemen dibimden balık türleri geçiyor. Tertemiz bir koy, doğal liman, 3000 yıllık tarihe sahip. Evet, Amasra'dayız. Mutlaka gezilmesi, görülmesi gerekir. Ama Eyüp ustamın balıklarını da tatmanız gerekir. Ben öyle yapacağım. Bu güzel manzara eşliğinde Eyüp abimle birlikte Amasra'ya has lezzetli bir lezzetli balıklar hazırlayacağız. Eyüp abi nasılsın? İyiyim Turgay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, şimdi balıkları hangi usullerle yapacaksın? Hangi balıklardan yapacaksın şimdi, yemeğimizi? Şu anda karışık tava yapacağız. Barbun ne olacak onda? Mezgit, ikisinin karışımını yapacağız. Barbun ve mezgit. Mezgit, evet. Tava yapacağız. Tava, evet. Bu lüfer kardeşi levrek, levrek. Levreyi ne yapacağız? Levreyi güvece yatırıp fırına süreceğiz. Seviyor mu güveçte yapmayı? Evet, sever. O sırtısı güzel yatar. Güzel yatar. Evet, aynen. Evet. Malzemelerimizi sayıyoruz baştan. Evet efendim, unumuz var. Beyaz un, mısırın karışık kullanıyoruz. Evet. Mezgit balığımız, barbun balığımız, levrek balığımız, bir de güveçimiz var. Yanına domates, biber, tuzumuz. Önceden kızdırılmış yağımız. Evet. Hazırlıyoruz o zaman. Önce tavalarda mezgit ve barbun pişecek. Burada karışım var dedi. Ne unuydu bunlar? Mısır unu veya beyaz unuyla karışık kullanıyoruz. İkisini karıştırıyoruz. Yani bizler de evlerimizde böyle hazırlayabiliriz. Evet. Şu usulü evde yapabiliriz. Tabii. Hanım kızmazsa yaparım. Evet, gönderiyoruz önce mezgitleri. Yarısını mezgit, yarısını da barbun hazırlıyoruz. Suda balık yan gidiyor, yağda balık yan gidiyor. Açma yarım kan gidiyor, açma yarım kan gidiyor. Düştüm bir merhamet size, düştüm bir merhamet size. Hiç halimden bilmiyor da, hiç halimden sormuyor. Beni leylek hükmen kızı, sen anlar giy ben kırmızı. Eyüp abinin de sesi güzel, şimdi fark ettim sesi güzel ama onu yormuyorum. Evet. Efendim bir taraftan rüzgar, zaten balıklar direniyor ya. Ama bir taraftan da yılların verdiği ustalığını konuşturuyor. Ona rağmen balıkları pişiriyor yağda. Evet, süzüyorum. İki tarafı da pişti ve yağını süzmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş süzülmeye başladık. Ama yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok önemli, hepsini dökmedi. Tabii, azalta. İçindeki yağını bırakması lazım. Bunu yapmanın sebebi nedir? Gevrek mi olsun istiyorsun yani balıklar? Gevrek, balık içindeki yağını bırakır. Az yağ, zaten yeteri kadar yağ çekiyor. Yani. Ne kadar az çekerse o kadar iyi çıtır çıtır olur diyor, gevrek olur. Yavaş yavaş yağını boşaltarak. 3-4 kere de bunu yapıyor en sonunda. Yağsız bırakıyor, hafif tekrar ısıtıyor, bastırıyor. Oh! Aman yarabbim. Gösterebilir miyiz ekrana? Sıcak sıcak yiyeceksiniz. Ama bu biraz beklesin. Azıcık işimiz var. Çünkü diğer balığımızdan güveç yapacağız. Değil mi? Evet efendim. Neydi balığımız? Levrek balığımız var şu anda. Onu... Bunu nasıl hazırlayacağız? Bunu ısırını göndereceğiz. Bunu önce güvece yatırıyoruz. Temizlenmiş balığımızı. Yatıyoruz aynen. Açılmış levreğimizi açıyoruz. Bu şekilde tuzladıktan sonra domates, biber, temizle yani. İçini tozluyoruz. Evet. Biberini, domateslerini böyle gönderiyoruz. Bu şekilde fırına gönderiyoruz şu anda. Bunu öyle çok malzeme eklememenin sebebi kendi tadını mı? Kendi tadı evet. Sos hissedelim. Biz sos yapıyoruz. Sos yapıyoruz. Kendi yağıyla kızarıyor.
pişiyor, daha güzel oluyor yani. Evet, iyi ustamıza teşekkür ederim. Bir de çünkü hazırlamamız gereken bir salata var. Evet. Onun eşi de ağır, aşk salatası. Sevgiyle yapılıp aslında aşkla yenen bir salata o. Buraya çok, burada çok meşhur. 30'dan fazla çeşit var içinde, yanlış duymadınız. 30 çeşit özel soslarıyla birlikte. Şimdi Aylin ablamızla o salatayı hazırlayacağız. Eyüp abiyle beraber balıklarımızı pişmeye gönderiyoruz. Evet efendim. Sıra geldi sevgi salatasını yapmaya. Aylin abla bahçelerde, bostanlarda burada ne kadar bitki varsa hepsini toplamış gelmiş, bırakmamış. Oradan başlayalım anlatmaya Aylin abla. Evet. Neler var? Bayağı çok da o yüzden hemen konuya girdim yani. Dolmuş burası. Karışık turşumuz var. Evet. İçinde lahanamız, yeşil domatesimiz, salatalığımız, biberimiz. Sonra semizotumuz. Rokamız, evet. Soğanımız, evet. Pancarımız, evet. Kırmızı biber, yeşil biber, domates, salatalık, maydanoz, havuç, reyhan, nane, kırmızı lahana, turp, marul. Bu karışık malzememiz. Soğan. Bir de soğanımız var. Tuz. Evet. Nar ekşisi. Evet. Zeytinyağı, sirke ve limon. Evet, güzel manzaramız devam ederken martılar orada. Burada pişecek balıkları beklerken sağım solum uyanık martılarla dolu. Turgay da pişer, bize de düşer niyetindeler. Öyle de olacaktır inşallah. Salatamızı hazırlamaya başlıyoruz. Tabağın temelini neyle atıyoruz acaba? Açılış neyle? Önce marul. Marulla mı yapıyoruz? Evet. Marul. Aynı ablamız marulu döşedi. Soğanımız. Bu kadar bol malzeme olunca da tabii ki Aylin abla artık yani eli öyle bir alışmış ki bu işe, otomatik. Böyle bir otomasyon var. Tıkır 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 hızlı şekilde yapılan bir salata bu. Gösteriyorum efendim. Aylin Hanım'ın sanat eseri. İnsan yemeye kıyamaz bunu. Şu güzelliğe bakın. Buyurun. Peki en önemli kısım nedir burada? Sosları, en yağları? Kısım biz nar ekşisi, evet. Limon, sirke ve zeytinyağı var. Has zeytinyağı. Yeneceği vakit bunları döküyorsunuz. Evet, onunla bir karışım yapıyoruz. Zaten hazırlıyoruz. Önceden o da sosu oluyor. Elinize sağlık. Aynen ablacığım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Az sonra balıklarımızla ve salatalıklarımızla birlikte karşınızdayız. Yemeklerimiz hazır, salatamız hazır. Salatamıza baktığınızda salata yemek keyiflidir. Show TV'yi izlemek de keyiflidir. Ve bunu Show TV izleyicilerine armağan ediyoruz. Amasra'nın yemyeşil etrafını çevreleyen tepeleri gibi bol sebzeli, bol çeşit bir salata. Aşk salatası, sevgi salatası. Evet, ustamız yine döktürmüş. Bu arada bizim için barbun tava yapmış. Hamsi var. Mezgit var, her mevsim yiyebileceğimiz. Burada göğeçtek, karides, ballı yoğurt. Çok fazla öyle bulamayacağınız bir şey her yerde. Ballı yoğurt, manda yoğurdu bu. Galiba testereyle falan kesmişler. Peynir gibi duruyor önümde. Şimdi soğutmadan önce birlikte hazırladığımız yarı mezgit, yarısı da barbundu. O karışımımızın tadına bakalım. Ve çıtır çıtır balık barbun sırada.
Balıklar harika. Salatayı ne yapsak? İnsan bozmaya kıyamıyor böyle salataları. Çok lezzetli olmuş. Sosları da çok harika olmuş. Ben bunun için Amasra'ya 10 kere daha gelmeyi düşünüyorum. Sizi bilmiyorum. Afiyet olsun bana. Ya böyle hep devam etsin gitsin istiyorum ben şimdi bu türküler ama manzara da güzel. Türkiye'nin ulaşımda hala kullanılan tek çayı olan Bartın Çayı'nda seyahat ediyoruz. Yani keyfimize diyecek yok her zamanki gibi. Ama türküler de çok güzel. Bartın Halk Eğitim'e, üstadlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii yeter mi? Yetmez. Birazdan bir türkü daha dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize sağlık. Güzel bir Bartın türküsü. Dıv dıv da dıv 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 da diyoruz ve buraya dönüyoruz. Burada ne oluyor? Vildan Hanım'la Zeynep Hanım burada acaba ne yapıyor? Bartın'ın el sanatları, geleneksel el sanatları nelermiş? Öğrenelim. Vildan Hocam acaba ne yapıyor elinde? Ben tel kırma yapıyorum şu anda. Bu tel kırma. Bu bir bohça. Evet. Nişan bohçası, gelin bohçası. Gelin bohçası hazırlıyoruz. Evet, yani evet. Şundan değil mi? Bu şöyle gösterelim. Gümüş tel. Gümüş tel bu. Evet. Bunların renkleri de var. Altın, eskitme, bakır. Bunlar arzuya göre burada da olduğu gibi eskitme, altın tel kullanabiliyoruz. Bir de bu var. Bu tablolarda mı yapıyorsunuz? Evet. Ya gidin şu tablonun güzelliğine bakar mısın? Evet. Buralı mı kendisi? Bartın'ın köylü kızı mı? Batikli kumaşa işlenmiş. Batikli kumaşa. Evet. Bunu bunun bir 8 senelik falan bir öncesi var. Öğrenciyken işlemiştim. Siz işlediniz bunu evet. 8 sene önce. Evet. O yüzden manevi değeri var. Eğer Bartın Çayı'na bunu uçurursam ben de peşinden giderim. Muhtemelen öyle olur. Yani. Olmaz o kadar da değil. Zeynep Hocam teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Bir türkü daha olmazsa olmaz. Bir tane daha şöyle güzel Bartın türküsü dinleyelim. Sonra sizi bu eşsiz manzarayla baş başa bırakalım.
lezzetli yemeklerinin tadına baktım. Haftaya farklı bir ilde, farklı lezzetlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.